Emeklilikte yaşa takılanlar konusu Aralık ayında gündeme gelirse, Mart'ta, Nisan'da, Mayıs'ta seçimden sonra çözeriz derlerse, AK Parti aslında tabir yerindeyse kendi ayağına sıkıyor. Çünkü emeklilikte yaşa takılanlar meclis açılır açılmaz bu konunun gündeme gelmesini ve en geç Aralık ayına kadar, Aralık ayının geç olduğunu dahi düşünüyor emeklilikte yaşa takılanlar. Yani mağduriyet belliyse, çözüm belliyse biz Aralık ayını niye bekliyoruz diye emeklilikte yaşa takılanlar kendileri bu konuda hayıflanırken Aralık ayında bu konunun ele alınması çok saçma bir durum olur. Yani mağduriyet belli, çözüm belli. Aralık ayında konuyu ele alacağız. Peki şu anda ne yapılıyor öyleyse? Şimdi konu zaten ele alınıyor. Aralık ayına kadar en geç bu konunun çözülmesi gerekiyor. Yani işte 1 Ocak tatildir. 2 Ocak'tan itibaren EYT'lilerin emeklilik için müracaatta bulunmaları gerekiyor. Beklenti bu yönde. Bunun dışında süreci biraz daha uzatıp bugün 4 milyon 400 bin EYT'li var. Bu kadar kişinin hemen emekli olmasının mümkün olmadığını hükümet de biliyor, hükümet yetkilileri de biliyor. Muhakkak ki bir çalışma yapılıyor. Ama bu çalışmanın Ekim ayında artık meclise gelmesi gerekiyor. Artıları, eksileri, vatandaş neyin ne olacağını bilmeli ve 2023 Ocak ayından itibaren de artık emeklilikte yaşa takılanlar yıllarca beklediler. Emeklilik için müracaatta da bulunmalı diye düşünüyorum. Onun dışında AK Parti süreci uzattıkça kendisine çok zarar veriyor bu konuyla ilgili. Emeklilikte yaşa takılanlar konusu Aralık ayı geçtir. Yani Aralık ayında konuşulmaya başlarsa çok geç kalınır. Emeklilikte yaşa takılanlar konusu bir mecliste, 1 Ekim'de meclis açıldığında konuşulmaya başlanmalı. En geç Aralık ayında EYT konusu bitmeli. Ortalama emekli aylığı 4.600 lira. Bugün 4.600 lira ortalama emekli aylığı, asgari ücret 5.500 lira. Düşünün, ortalama emekli aylığı asgari ücretin altında, aylık bağlama oranlarını da değiştirerek, emekli aylığı hesaplama sistemini de değiştirerek buna bir çözüm üretilmesi gerekiyor. Şu da çok önemli Emre Bey, şunu da konuştuk. Yaklaşık şu anda yasa çıktığında hep söylüyoruz ya, 11 milyon 759 bin kişi emeklilikte yaşa takılmıştı. Bunun 7 milyon 75 bin emekli oldu. Şu anda 4 milyon 668 ama bu yıl sonuna kadar baktığımızda 4 milyon 400 bine kadar düşecek EYT'li sayısı. Bu 7 milyon kişi emekli oldu. Yıllarca bekledi. Primlerini yatırmıştı. Yıllarca bekledi, cebine para girmedi. Bu kişilere de muhakkak bir intibak düzenlemesiyle bu kişilerin de emekli aylıklarının yükseltilmesi ve bu kişilerin de gönüllerinin alınması gerektiğini de konuştuk bu arada. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmasını yapacak, getirecek, meclise getirecek. Mecliste tartışılacak, plan bütçede tartışılır. Tartışmalarda muhalefet partileri de birçok şeyi söyler, kendi yapmış olduğu çalışmaları ortaya koyar. Hakem olarak da millet tüm bu konuşmaları uzaktan izler ve seçimde de zaten kararını verir. Seçim öncesi milletin hakem olarak bu konuları izleyip ve karar vereceğini bilen hükümet, Çalışma Bakanlığı'nın getireceği çalışmadan tavizler verir. Çalışma Bakanlığı bizim istediğimiz gibi bir çalışma getirmeyebilir. Ama bunun da kabul edilecek anlamına gelmediğini de herkesin bilmesi lazım. Çok böyle pazarlıklı bir konu değil zaten bu. Çalışmasını getirecek, mecliste konuşulacak, oylanacak. Geçtikten sonra yasal değişiklik olacak ve uygulama başlayacak. Onun dışında tabii ki şu süreçte EYT Federasyonu'nu, Türkiye'nin işverenlerini, işçi sendikalarını, işveren sendikalarını herkesi çağırıp bir konuşmaları gerekiyor. Çünkü EYT konusu sadece işçileri ilgilendirmiyor. Memurları da ilgilendiriyor. Memur sendikalarının orada olması gerekiyor. İşverenleri ve esnafı ilgilendiriyor. Onlar da 4B'li. Onların da emekliliği var. Onların da orada olması gerekiyor ve işçi sendikalarının da orada olması gerekiyor. Ayrım yapılmadan herkesin dinlenilmesi gerekiyor. Tabii ki EYT Federasyonu'nun da orada bulunması gerekiyor. Dışarıdan sosyal güvenlik uzmanları da bulunabilir. Aslında bu bir Türkiye modeli diyorsak, Türkiye'de bu işin tarafları toplanır, herkes görüşlerini söyler, ortak bir noktada buluşulur ve seçimden önce de bu yasa geçer diye düşünüyorum.